Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, çektiğim videolardan da zil butonunu açarak haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Desteklerinizi beğeni ve yorum yaparak gösterirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Evet, İki renkten arkadaşlar bir menekşe hazırladım. Sizin için bir model hazırladım. Modelimi ister havlu kenarı olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz mevlit örtüsü olarak, namaz örtüsü olarak kullanabilirsiniz. Tercih size ait. Şu dağ kısımlarını arkadaşlar iğneden tığa, yani iğne oyasından tığa çevirdim. Böyle sizin için pıtırcıklı aralar yaptım arkadaşlar. Yemeğiniye de uygun olsun diye biraz ebatını küçülttüm. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok zarif bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah siz de çok beğenirsiniz. Şimdi modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. İlk önce şu dağ kısmını yaparak başlayalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde ikişer zincir çekerek ilk önce tığ battılarımızı hazırlıyoruz. İlk başta arkadaşlar şöyle 5 tane falan bırakıp aralığını yeni başladığımız gibi bu şekilde başlayabilirsiniz. Fakat çiçeğimizin arasında 10 tane olacak arkadaşlar. Burada 9 tane var. Bu şekilde bir tarafa tığımın başını doluyorum. Tığ battıya girip üçünü birden kapatıyorum. Ve buraya 4 zincir. 4 zincirimi kapattım. Bir tomurcuk yaptım. Şimdi arkadaşlar bu tomurcuklar 10 tane yaptık. 10 tane yaptıktan sonra bu yuvamızı kuracağız. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımın başını doluyorum. Tığ battıya girip üçünü birden kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. 3 tane bu şekilde tomurcuksuz trabzan yapıyoruz. Yine bir zincir çektim, bir defa doladım, üçünü birden kapattım. Gördüğünüz gibi buraya 3 tane tomurcuksuz trabzan yaptım. 3 tane de arkadaşlar tomurcuklu trabzan yapıyorum. Bu da yapacağımız yuvanın içinde güzel pıtırcıklı görünmesi için arkadaşlar. 4 zincir kapattım. Bir zincir çektim, bir defa doladım, kapattım. Böyle boş görünmektense arkadaşlar tığ battılarla bu şekilde pıtırcıkların görünmesi uygun olur diye düşündüm. Bu şekilde uyguladım. Bir zincir çektim, bir defa doladım. Tığ battıma girdim. Bu şekilde 3. tomurcuğumu da 4 zincir çekerek yapıyorum. Evet. 3 tane boş yaptık. 3 tane de tomurcuklu trabzan yaptık arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tekrar buraya bir tane tomurcuksuz trabzan yapıyorum. Ve 15 tane arkadaşlar zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 zincirimi çektim. Döndüm ters tarafına. Buradaki hemen tomurcuklu trabzanımın yanındaki boşluktan girdim. Şimdi arkadaşlar bir zincir çektim, döndüm. Buraya yuvanın içine sık iğne yapacağız. 18 tane sık iğnemiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sıktırmadan yapın arkadaşlar. Üzerine sık iğne yapacağız. 6, 7, bakın gayet 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bu şekilde arkadaşlar 18.'yi de bu yaptığım sahte trabzanın içine girdim. Tekrar bu şekilde bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Bir yanındakine buraya bir yine trabzan yaptım. Tekrar arkadaşlar bir zincirle döndüm buraya. Bakın Hani kanser oyası yapıyoruz ya dantelde arkadaşlar. Onun gibi buraya değil de mesela buradaki tek katını alarak arka tarafındaki yuvanın, şu şekilde göstereyim arkadaşlar daha net. Buradaki yaptığımız sık iğnenin tek katından alıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sık iğne yapıyorum. Hep bu şekilde arka tarafına, bize bakan değil de arka tarafına. Biz yani burası ön tarafı ama bize göre şimdi arka tarafı. Bu zincirlerden sık iğne yaparak gidiyorum. Her yaptığım sık iğnenin arka tarafındaki bu şekilde ilmeğinden alarak sık iğne yapıyorum. Hemen arka tarafından sık iğneleri yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde başa kadar gidelim. Fazla sıkı yapmadığımız için rahat ilerleyebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz bol tutarsak ellerimiz, parmaklarımız delinmez. Rahat bir şekilde arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Tam 18 tane olacak. Evet, sonuncu sık iğnemin içine de giriyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada bir tane sık iğne yapmıştık. Gördüğünüz gibi. Şunu da yapalım arkadaşlar. Bir zincirle dönüp yaptığımız yer. Burası da. Dibine değil de bir yandakine giriyorum. Dibine değil, bir yandakine. Tekrar arkadaşlar bir zincir çekiyorum. Bir yandakine giriyorum. Bu şekilde girdiğim takdirde arkadaşlar şu kısmı çok güzel duracaktır. Yine aynı şekilde bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Bakın bir zincirimi çektim. Yine bu arkadaki yaptığım sık iğnenin tek ilmeğinden. Aynı ikinci sırada yaptığım işlev burada da arkadaşlar 1 ve 2. 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi 2 tane sık iğne yapınca buraya 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi aynı bu ikinci sık iğnemin içine arkadaşlar kapatıyorum bu şekilde. Bakın buraya bir kirpik yaptım. İlerliyorum. 1 2 sık iğne. Yine 4 zincir çekiyorum. Aynı bıraktığım bu ikinci sık iğnenin içine kirpiğimi kapatıyorum. 1 2. Şimdi arkadaşlar buraya kirpikler yapmaya her iki sık iğnede bir kirpikler yapıyoruz. 1 ikinci sık iğne 1 2 3 4 zincir kapattım buraya. 1 2 sık iğne. Bakın arkadaşlar bu şekilde oluşuyor. 4 zincirimi çektim. Battığım ikinci sık iğnemin içine kapattım. 1 Arkadaşlar rahat girmemizin tek sebebi, bu şekilde rahat yapmamızın tek sebebi sık iğnelerimizi fazla sıktırmadan yapmak. 4 zincir kapattım buraya. 1 2 Evet 3 6 tane oldu arkadaşlar. 3 4 zincir kapattım bu şekilde. Yandaki şöyle atlamadan yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Siz de bu şekilde atlamadan yaparsanız 1 tam 7 tane olacak. 3 6 pardon 8 tane olacak. 4 zincir kapattım bu şekilde. 1 ikinciydi arkadaşlar. Son olarak buradaki tek kat sık iğnesini alıyoruz. Şimdi bitirdik arkadaşlar. Bu şekilde bu yaptığım sahte trabzanın içine de girdim. Araya bir zincir çektim. Hemen üçünü birden buraya kapattım arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Aynısını buraya yaptık arkadaşlar. Şimdi şu aralığımızı verip ikinciye geçelim. 1, 2, 3, 4 zincir. Araya bir tane bıraktım arkadaşlar pıtırcık. Sonra bir zincir çekiyorum. Bir defa dolayıp yine yuvamız için bu şekilde 3 tane arkadaşlar tomurcuksuz trabzan yapıyoruz. 2, bir zincir çektim. 3 tane yaptık arkadaşlar. 3 tane de tomurcuklu trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4. Kapattım. Bir tane yaptık. 2 tane. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım buraya. Bir zincir bir defa doladım. Tığ battıma girip 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum buraya. 3 taneyi de yaptık arkadaşlar. 3 tane boş, 3 tane de tomurcuklu trabzanımı yapıyorum. Bir defa dolayıp yine yandakine boş bir trabzan yaptım. 15 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. 15 zincirimi çekiyorum. Buradaki arkadaşlar boşluğa, tomurcuklu trabzanın yanındaki boşluğa kapattım. Bir zincir çekip şu yanındaki batmak önemli arkadaşlar. Daha geniş gösterecektir. Daha güzel gösterecektir. Bunu unutmayın. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Ve buraya arkadaşlar 18 tane sık iğne yapıyorum. Burada ne yaptıysam aynısını yapıyorum. Burasını ben yapayım arkadaşlar. Nasıl olsa aynısı, vakit gitmesin. Evet arkadaşlar. Şimdi iki tanesini tamamladım. Aynı şekilde arkadaşlar bunu ters çeviriyorum. Ters tarafından arkadaşlar. Bakın bu dibe yakın pıtırcığa yakından bir tane pıtırcık atlayıp bu ikinci pıtırcığıma ipimi tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 zincirimi çekip yine bir tane atlayıp bu ikinci pıtırcığıma kapatıyorum. Bir zincir çektim, döndüm. Ve yuvamın içine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 arkadaşlar. 18.'yi de yuvada yapıyorum bu şekilde. Kapattım. Şimdi arkadaşlar yine bir zincir çekip dönüyorum. Aynı şekilde bakın. Şimdi buraya kadar yine bu ters yerlerinden sık iğne yaparak gelip şuradan bir tane dönüşte şey yapacağız arkadaşlar. Bağlantımızı buraya bağlayacağız. Şu şekilde yine dönmüşken bir tane, iki tane göstereyim arkadaşlar. Bakın arka tarafındaki bu ilmekten alıp bir, arka tarafındaki aynı kanserli oyadaki gibi arkadaşlar. Şöyle bu tarafı değil de arkaya bakan ilmekten bu şekilde alarak sık iğnelerle arkadaşlar bu şekilde başa kadar gelelim. Evet arkadaşlar buraya kadar geldik ve yine buraya içine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip bu ikinci pıtırcığıma, yanındaki pıtırcığıma tutturdum. Şöyle biraz destekli olması için arkadaşlar bir zincir çekip dönüyorum. Yine aynı şekilde buradaki arkaya bakan zincirimin içine giriyorum arkadaşlar. Bu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde tüm sık iğneleri yaparak bakın arkadaşlar. Şimdi buraya 4 zincir kapatıyorum bu şekilde. 2 tane sık iğne yapıp arkadan ilmek alıyorum. 1 ve 2. Her iki sık iğnede bir 4 zincir çekerek Buraya da aynı bunlar gibi arkadaşlar 8 tane böyle tomurcuk yapıyorum. Bunu da tamamlayayım arkadaşlar. Sırasıyla devam edelim. Evet arkadaşlar, dağımız hazır. Son olarak sık iğneyi bitirince bu ikinci tomurcuğun tepesine de batıp ipimizi kopardık arkadaşlar. Ve yine aynı şekilde burada 10 tane bırakmıştık. Burada da 10 tane tomurcuk bıraktık. Şu çiçeğimizin yaprağının yapımına başlayacağız arkadaşlar. 10 tane tomurcuklu trabzanımı yapınca bir zincir çekiyorum. Bir defa dolayıp yandaki tığ battıya 1 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 1 2 2. İkinci trabzanım bir defa doluyorum. Bu sefer arkadaşlar zincirimin üzerine 3 seferde aldığım trabzan yaptım. Hemen yandaki tığ battıma da 2 tane trabzan yaparak buraya 5 tane trabzan yaptım. 8 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bu yaptığım trabzanın ilk trabzanına kapatarak buraya bu şekilde bir yuva yaptım. 1 2 3 zincir. 3 zincirimi çekip döndüm. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2. Bir defa doladım. 3 seferde aldığım trabzan yaptım. 3 4 ve 5. Evet arkadaşlar, sağ taraftaki yaprağımızın yapımına başladık. 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dönüyorum arkadaşlar ve buradaki ilk trabzanımın tepesine bu şekilde arkadaşlar kapatıyorum. Bu zincir çekmiştik, 3 zincir, onun tepesini arkadaşlar kapattım. 1 2 3 zincirle yine döndüm. Bir defa doluyorum, yuvaya girdim. 1 2 2. Bu sefer arkadaşlar 4 tane yapıyorum buraya. 3 4. Şimdi 3 zincir çekip yuvada trabzanımı 5. trabzan olarak kapattım. Zincirimi 5. trabzan olarak kapattım. Buraya bir tane yaprak yaptım. Ve 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Yaprağımın yanına hemen 3 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Ters tarafına döndüm. Bu yapmış olduğum sık iğnenin 1 2 ilk baştaki sık iğnesine kapatıyorum arkadaşlar. Sık iğnelerim halkamın içinde kaldı. 1 2 3 zincir. Yine aynı şekilde buraya 4 tane 1 2 3'er defa aldığım trabzanlar yapıyorum. Zincirimle beraber 4 olacak adedi. 3 zincir kapattım buraya. Evet arkadaşlar. Şimdi sonuncu yaprağım için 3 sık iğne yapıyorum yuva için. 2 3. Sonuncu yaprağımın daha küçük olması için 7 zincir. 7 zincirimi çekip döndüm. Yine ilk sık iğnemin tepesine arkadaşlar buraya girdim. Bu şekilde ilk sık iğneme girdim. 1 2 3 zincir. 3 zincirimle döndüm. Bir defa doluyorum. Şimdi arkadaşlar buraya 3 tane trabzan yapacağım. Zincirimle beraber 3 trabzan. 3 zincir çekip 4. trabzanı yuvada sık iğne ile kapattım. 3 zincirimi bu şekilde 4. trabzan olarak yuvaya kapattım. Bir yaprak. Buraya aynı şekilde 3 tane yaprak yapacağız. 1 2 2. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2. 3 zincirimi çekip yuvada kapattım. Bu şekilde. 1 2 3 zincir. Bir defa doluyorum. 1 2 2. 1 2 2. 3 zincirimi çekip kapattım yuvamda arkadaşlar. Bu şekilde 3 tane yaprak yaptım. Bir sık iğne ile bir alttaki yuvanın içine iniyorum arkadaşlar. Buraya da bu yaprağın karşısını yapacağım. 1 2 3 zincir. Bir defa doluyorum, yuvaya girdim. 1 2 2. Bir defa doluyorum, yuvaya girdim. 1 2 2 3. 4. 4 tane trabzan yaptım. 3 zincirimi kapattım buraya. Şimdi arkadaşlar bir alttaki yuvaya da sık iğne ile girdim. 3 zincirimi çektim. Bir defa doladım. 1 2 2. 3. ve son yaprağımı yapıyorum buraya. 3 4 1 2 3 zincir kapattım buraya arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 3 zincir çekerek bir alta ineceğim yine. 1 2 3 zincir. Yuvada kapattım bu şekilde. 1 2 3 zincir. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2. Buraya bu şekilde 3 defa da alarak yine aynı şekilde arkadaşlar bura gibi 5 tane trabzan yapıyorum. 5 trabzanımı yaptım. 8 zincir. 8 zincirimi dönüp buradaki ilk zincirimin tepesine kapattım bu şekilde. 1 2 3 zincir dönüyorum. Bir defa doladım, yuvaya girdim. 1 2 2. Bir defa doluyorum, yuvaya girdim. 1 2 2 3. 1 2 2 4. Şimdi arkadaşlar 5. zincirimi 5. trabzanımı zincir olarak buraya kapatıyorum. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dönüyorum. İlk sık iğneme kapattım. 1 2 3 zincir. Bir defa doluyorum, yuvaya girdim. 1 2 2. 3 4. 1 2 3 zincir kapattım. İkinci yaprağımı da yaptım arkadaşlar. Şimdi yanına 3 sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Sadece arkadaşlar bu üst yuvanın zinciri 7 zincir olacak. 1 2 3 4 5 6 7. Dönüyorum. Buradaki ilk sık iğnemin tepesine kapatıyorum. 1 2 3 zincirle döndüm. Yine buraya şu tepedeki 3 yaprağı yapacağız arkadaşlar. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2. Bir defa doladım. 3 seferde aldığım 3 tane trabzan. 3 zincir yuvada kapattım. 3 zincir bir defa dolayıp yuvada 1 2 2. Trabzan sayımız 3 oldu. 3 zincir çekip dördüncüyü yuvada kapatıyorum. 3 zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2. 3 oldu yine. 3 trabzan olunca 3 zincirli arkadaşlar yuvada kapatıyoruz. Bir alta yine sık iğne ile inip bu şekilde arkadaşlar yapraklar yaparak aşağı kadar ineceğiz. 1 2 3 zincir. Aynısı olduğu için hızlı bir şekilde yapıyorum arkadaşlar. 4 tane trabzan olunca 3 zincir çekip bu şekilde bir alta kapatıyorum. Yandakine hemen bir sık iğne ile girdim. 1 2 3 zincir bir defa dolayıp 1 2 2 3 4. Üçüncü yaprağım da bitti. 3 zincirle yuvada kapatıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde yaprağımız hazır. Şimdi 3 zincirle alttaki yuvaya iniyorum. 1 2 3. En alttaki bu yaptığımız 5 tane trabzana kadar indik arkadaşlar bu şekilde. Şimdi ben buraya bir sık iğne ile trabzan seviyesine indim. Bir defa doladım. Üçünü birden buraya kapatarak sahte trabzanımı yaptım. 4 zincir. 4 zincirimi arkadaşlar bu yaptığım trabzanıma tomurcuk olarak kapattım. Yine arkadaşlar ineceğiz. Buradan 10 tane bu şekilde tomurcuklu trabzanları yapıp ikinci dağa başlayacağız bu şekilde. Bunu ben biraz yapayım arkadaşlar. Çiçeği de beraber yapalım. Evet arkadaşlar, çiçeğimizin yapımına geçiyoruz. Şöyle şu yukarıdan parmağımdan gelen ipi arkadaşlar tutup yatırıyorum bu şekilde. Şu boşluktan girip buradan ilmeğimi çıkarıp 1 2 3 zincir. 3 zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. Bu iki ipin bir tanesi aşağıda kalacak. 1 2 2 olarak 3 seferde aldım. Buraya arkadaşlar bu şekilde 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 2 3 4 5. 6.'yı da arkadaşlar 3 zincir çekerek 1 2 3 halkamın içine kapatıyorum. Bu şekilde bir tane yaprağım hazır. Bu yapraktan buraya 5 tane yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde biraz daraltalım. Daha rahat çalışmak için. Diğer 4 tane yaprağı da ben yapayım arkadaşlar. 5'e tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde 5 taneye tamamladım. Şu yaptığımız ipimizi arkadaşlar bakın hafifçe çekip bu şekilde bu yaptığım papatyaları bir tık arkadaşlar, zaten fazla açılmıyor çeke çeke yaptığımız için. Bu şekilde buraya bir zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum arkadaşlar. Buradaki ipimi bu ilk yaptığım arkadaşlar papatyanın trabzanlarından 2-3 tanesini alıp bu şekilde arkaya çekiyorum. Yanık izimiz arkada dursun, önden gözükmesin. Bu şekilde bir tık rahat bir şekilde trabzanlarımızı sığdırdık ve ipimizi koparıp yakıyoruz arkadaşlar. Evet, papatyamız hazır. Üzerinin yapraklarını da yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 2 zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum. Bu şekilde yaptığım küçük papatyamı alıyorum elime. 2 yaprak arasından buraya sık iğne yaparak tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirle arka tarafından dolanarak buralara arkadaşlar yuva yapıyoruz. Birinci yuvamız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İkinci yuvamız bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Arkadan dolanıyorum. Yaprağımın arkasından. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu şekilde arkadaşlar tüm yuvalarımın yapraklarımın arkasını dolanmış oldum bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki yuvanın içine giriyorum. İlk yaptığım yuvanın arkadaşlar. Sonuncu 5 zincirimi de buraya kapatıp bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde tüm yuvalarımı dolanmış oluyorum. Şu ipimden de kurtulayım arkadaşlar. Evet, şimdi 4 tane zincir. 4 zincirimi çektim bu şekilde. 2 defa tığımın başında doladım. Yuvaya 1 2 2 2 bir trabzan yaptım arkadaşlar. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 3. 2 defa doladım, yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2, 4. 5, 6 ve 7. Bu şekilde arkadaşlar 7 tane yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir kapatıyorum. 8. trabzan olarak yuvama. Yaprağımın, papatyamın birisi hazır. Yine arkadaki yuvadan geçtim. Buraya arkadaşlar bir sık iğne yaptım. 2, 3, 4 zincir. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2. Aynı şekilde yine buraya arkadaşlar 7 tane trabzan yapacağım. 2 defa dolayarak 4 seferde alarak bu şekilde trabzanlar yapıyorum. Bunların hepsini arkadaşlar ben doldurayım. Üstünün kirpik bölümünde görüşelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde yaptım papatya'nın yapraklarını. Sık iğne ile girdik. 4 zincir. 4 zincirimi bu ilk trabzanımın tepesinden kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekerek buraya bir kirpik yapıyorum. 1, 2, 3 zincir sıradaki trabzanın tepesine bir kirpik yapıyorum. Evet arkadaşlar, buralarda 5'er kirpik yaptım hepsinde de. Şimdi bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve yaprağımın monteleme işine geçiyorum. Bu şekilde tutturacağım. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 3'er sıralı papatyam var. Şu ortadakilerden tutturacağım. Ters tarafını çeviriyorum. Burada 5 tane trabzanım var ortadaki yaprağımda. 3. trabzanına tam ortasına gelen yerden arkadaşlar bir zincirimi buraya tutturdum. Bir zincir çekip sıradaki papatyamın tepesine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Tutturduk. Yine 3 zincir çekerek diğer 2 kirpiği yapıyorum. 3 zincir kirpiğimi yapıyorum. 4 zincirle aşağı ineceğim. 4 zincirimi çektim. Buradaki geçiş sık iğnemi, yuvadan yuvaya geçiş için kullandığım sık iğnemin üzerine kapattım. 4 zincir ilk trabzan tepeme. 3 zincir kirpik yapıyorum sıradaki trabzan tepeme. 3 zincir. Şimdi 2 tane kirpiğim olunca arkadaşlar yine bir zincir çekip bu sefer karşıdaki yaprağın, bu ortanca yaprağın 3. trabzanına aynı şekilde arkadaşlar karşılıklı sık iğne ile tutturdum. Bir zincir çektim, döndüm. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu sıradaki trabzan tepesine kapatıyorum. Yani sık iğne ile tutturuyorum. 3 zincir kapattım. 3 zincir sıradaki trabzan tepesine. Şimdi arkadaşlar iki kenarda, iki de sol tarafta, iki sağ tarafta olmak üzere ortadaki kipriğimi de tutturuyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. İlk başladığım aynı yere arkadaşlar sık iğne ile 4 zincirimi buraya tutturuyorum. Bir zincir de çekiyorum. İpimi kopardım. Bu şekilde arkadaşlar ipimi arkada yakıp geleyim. Evet arkadaşlar, yapılışı bu şekilde. Sade arkadaşlar, bu şekilde sadece kayalardan oluşan, mesela tek renk bu gül kurusu veya istediğiniz mavi renkte sadece kayalardan oluşan şöyle sık sık bir model de yapabilirsiniz. Beraber bu şekilde de yapabilirsiniz. İster mevlüt örtülerinizde, ister havlu kenarlarında, nerede değerlendirmek isterseniz o şekilde arkadaşlar yapabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.